selam Pesuki kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün pazartesi günü ve Manchester City topları geldi. İsmail abinin hesabında 3 tane açtım. Foden, Rodri ve Ederson geldi. Bunların ilk maçını yapacağım ama bari dedim hazır Manchester City gelmişken full Manchester City kablosu kurdum sizlere. Yedeklerde Manchester City oyuncuları yok ama en azından ilk 11'im bu şekilde başlayacağım. Benim üçgene basayım size göstereyim ne olduğunu. Siz buradan ekran görüntüleri alırsınız. Ben oyuna göre değil kendim fulledim, haberiniz olsun. Eğer ki hoşunuza giderse benim fullediğim gibi fullersiniz arkadaşlar. Bu şekilde gösteriyorum. Hadi gelin isterseniz maça çıkalım. Bu arada Will Foden gerçekten çok çok işe yarar. Haaland da var. Haaland bize çıkmadı. Haaland yine süper yedek gelmiş durumda. Maalesef bu adam süper yedekten kurtulamadı. Artık City'de ilk 11 başlamasına rağmen hani adın çıkacağına canın çıksın derler ya, süper yedekten kurtulamıyor. Haaland çıkmadı. Haaland çıkaranlar memnun değilim yorumlara yazabilirler. Biz yine Haaland'la oynayacağız ama kaç overall oluyor vesaire ne oluyor? Yorumlara bilenler yazsınlar. Hadi gelin isterseniz like'ınızı attıysanız hoş geldiniz. Rakibimiz geldi. Son dönemlerde iki diş gelmeye başladı. Bu gece yayın da açtık. Yayında da son dönemlerde yani son bir saat iki diş geldi. Aa, clip shot. Burak sanki bizim biliyorsa kendini yazsın. Sanki bizim yayınlarımıza katılan biri diye hatırlıyorum ama Berk Lol diye hemen stadyumu ayarlamayalım. Biz, Foden vesaire hangisi nasıl gelecek onu şu anda çok merak ediyorum arkadaşlar. Sizler kimi çıkardınız yorumlara yazın. Ederson'da, Rodri'de, Foden'da yüksek gelmiş. Ben Foden'ı herhangi bir kontrol hedef falan vermiyorum. Sadece Rodri'yi derin çizgi veriyorum. Bunu da vermemdeki en büyük sebep hem taktiğim çok açık veriyor hem de Rodri birazcık ağır bir oyuncu. Hız 71, hızlanması da 65 olarak çok fazla iş görmeyecek. Yani daha doğrusu defansa çok fazla açık vermemize sebep olacağı için derin çizgi yaparak onu defansa biraz daha gömeceğim. Yani stoperlerin arasında kalacak. Rakibim bu arada forması çok tatlıymış. Açık söyleyeyim şimdi oyuncular içerisinde Foden'ın en çok performansını onun açıkçası merak ediyorum. Rodri birazcık ağır ama zaten kesici olduğunu biliyorum. Bakalım nasıl bir müsabakada performans gösterecekler. Grealish. Grealish geçti. Girdim. Bir daha Grealish. Virgil van Dijk çok güçlü. Çok güzelsin. Uzun gönderdi. Rodri gördüğünüz gibi defansa yakın. Diaz verdi pasımı. Köşede boşluk. Aldım. Tekrardan verdim. Bernardo Silva giriyor. Pasını verdi. Haaland olmadı. Yine top bizde olacak mı? Süpersin. Aşırttım. Kevin De Bruyne. Foden vurdu. Oy çok tatlı bir şuttu. Dakika 7. Ben pasör yeteneklerini ve top kontrollerini çok iyi yaptım. O yüzden kesinlikle Foden istediğim performansı bana verecektir. Ama diğer oyuncular ne kadar verir ya da Ederson'a ne kadar top gelecek ve iş görecek açıkçası onu birlikte şimdi kontrol edeceğiz. Aldım topu. Hatalı bir top ama evet Ake girdi araya. Verdim pasımı. Tekrardan aşırttım. Arayı iyi gördüm. Cancelo gidiyor. Cancelo. Cancelo köşeye bomboş. Değerlendiremedik. Geriye doğru gidiyoruz. Dikkat edelim. Diaz aldı. Rodri. Bu arada Rodri bir bek oyuncusuna göre ayaklarını çok hakim yaptım. O yüzden pasör yetenekleri olsun, ayaklarına hakimiyeti olsun. Gerçekten sınıfta kalmayacak bir kart. Rodri. Bir öne çıkaralım bakalım ne olacak. Kötü bir kontroldü. Güzel gördü. Evet aldık. Şimdi Ederson'un en büyük artısı ayaklarına hakim. O yüzden birazcık hani paslarda diğer kalecilere göre çok daha iyi pas atabiliyor. Bakmayın ben birazcık riskli attım. Şöyle verelim. Uzun gönderdim. Çok güzelsin. Walker. İyi gördük. Çok güzel. Haaland. Şimdi Haaland çok güzeldi. Grealish yetişemedi. Dakika 21 oldu. 0-0 ama baskıyı kurduk. Gol atmamız gerekiyor. O gol de en kısa sürede gelecektir. Cancelo ile değil de Foden'da kullanmaya çalışacağım. Kevin De Bruyne de var takımda gerçi ama en azından denemek açısından. Haaland olmadı. Şimdi top bizde Walker. Walker pass. Rodri. Tekrardan 2-1 mi yaptım?
Rodri vurdu, yine savunma. Atak devam edecek. Kevin De Bruyne, Foden. Oy, çok kötü yakalandık ama yine aldık topu. Süpersin. Tekrardan Foden vurdu. Şutları falan da 80 küsur olması lazım. Yani bir ileri hat oyuncusu için fena değil. Çok güzel. Eyvah, şimdi bakalım. Ederson'a fırsat düşecek. Ederson'u çıkardım. Ederson adamsın adam. Verdim tekrardan. Çok güzelsin. Haaland. İyi gördü. Kevin De Bruyne. Haaland kaçtı bir anda. Açıkta oynamamız güzel. En azından kaleciye de bir fırsat olacaktır. Bakalım kendini göstermesi için. Verdim. Rodri. Walker. İyi gördüm. Haaland. Tekrardan verdim. Bir şut daha ve Haaland. Güzel bir dakikada golü atıyoruz. 31. dakika. Haaland sağ ayağına asisti, sanıyorum yanlış görmediysem Foden yaptı. Dikkat ediyoruz. Yine ortaya dönecek. Rodri'yi de aldık. Kanatta büyük bir boşluk var. Orada Grealish. Grealish pas. Tekrardan. Foden. Kötü pas. Aldı tekrardan. Aldık. Yerdeki koramaya can verdik arkadaşlar. Ortayı tutalım. Güzel döndü. Pasını da verdi. Eyvah, bomboş. Orta. Neymar. İzin yok. Walker. Harikasın. Haaland'a. Haaland. Kevin De Bruyne orada. Grealish. Grealish. Çok güzel bir gol daha geliyor. Fırsatçı Haaland. Grealish'ten seken topu tamamlamayı başardı. 2-0 oldu. Bir oyun planı yapacak mı? Oyundan mı çıkacak? Ne olacak bilmiyorum. Şu dakikada 8 tane şut çekmişiz. Foden birazcık stamina açısından sıkıntısı olan bir oyuncu. Yani GF falan verebiliyorsunuz. Yani yapabilirsiniz. Kontra hedef verirseniz belki bir nebze yorulmasını engelleyebilirsiniz. Çok teknik. Bence topların içerisinde en teknik oyunculardan biri Manchester City paketi içerisinde. Ama maalesef stamina olarak sıkıntısı var. Bakalım. Rodri'de bir sıkıntı yok. Rodri zaten derin defans oynadığı için stoperlerin arasında çok da böyle kendini yoracak bir konumda değil. Bakalım tabii rakip çıkmazsa vesaire diğer dakikalarda da ne kadar yorulacaklar. Birlikte kontrol edeceğiz. Çok güzel gördü. Ake aldı. Pasımı veriyorum. Kevin De Bruyne. Yine attım. Çok güzel bir top. Grealish gidiyor. Grealish vurdu. Kaleci. Bernardo Silva. Çok güzel diyecektim ama eyvah. Diaz aldı. Şöyle sakin. Süpersin. Ortaya döndük. Kevin De Bruyne. Orada yine Grealish. Kademe yok arkasında. Grealish 3-0. Kademe yok. Grealish çift vuruş özelliği olan bir oyuncu. Gerçekten o kartı Player of the Week kartı ve çok iyi bir kart. Çok rahatlıkla geçiyor ve aslında bitireceği çok üst seviye olmamasına rağmen iyi şutlar çekip atabiliyor. Şimdi Grealish'in çok kaliteli şut özellikleri yok. Baktığımızda hemen şöyle göstereyim. Bitiricilik 79. Yani Foden'de bitiricilik 81. Grealish bu kadar iyi vurabiliyorsa Foden'de denk geldiğinde oradan çok rahatlıkla vurabilecek bir oyuncu. Bakalım devrede rakip neler yapacak. İkinci yarıya Haaland'ımızla başladık. Hemen şöyle gönderiyorum. Yani bakmadan pas verdiğim için benim hatamdı. Araya Walker aldı. Oy, baya pres bir şeyler yapıyorlar. Dikkat. Çok güzel bir şut. İlk şuttu. Şurası boş. Ederson'u bu maçta çok fazla herhalde test edemeyeceğiz. Çünkü pozisyon olarak çok daha varaman pozisyon gelmedi kaleye. Foul çok güzeldi be. Çok güzel. Grealish sol açıkta çok iyi. O OSE pozisyonlarında da oynatabiliyorsunuz ama sanki sol açıkta biraz daha kendini buluyor gibi. Şöyle bir Cancelo'yla bir deneme yapacağım.
topu döndüremedik. Dakika 53-0. Rakip artık böyle bir en azından bir gol bulup rahatlamak, yani oyuna en azından tutunmak istiyor. Rahatlamaktan kastım da yani en azından hani o üzerindeki ölü toprağa atacak, atarsa, ama ona da şu dakikaya kadar izin vermedik. Bakalım devamında neler olacak. Güzel top Ake. Ederson gönderdi, gönderdiği yerde gelişine, şutlarda, paslarda ne olursa olsun kalecileri iyi değil. Yani ne kadar siz pas yetenekleri iyi de olsa, yani gelişine direkt vuruyorsanız kötü atıyor. O yüzden kontrol, pas kalecilerde çok çok önemli. Hemen şöyle başlayalım. O da bayağı fazla bir hücum yapacak galiba. Dikkat etmemiz lazım. Evet, almayalım topu. Durmasın oyun. Tamamdır. Avantajı oynatıyor hakem. Süpersin. Foden. Bernardo Silva. Aradan. Eyvah eyvah. Geçebilirdi ama kötü bir pas geldi. Çok güzel. Rodri fena durmuyor. En azından şeyi söyleyebilirim. İyi top geçmedi. Orada kalıplı bir oyuncu ve böyle defansa da yakın tuttuğunuzda o en azından, şöyle bir Foden'la geçelim. Bir de foul var ama şöyle bir, oy güzel. Biraz falso yeteneği de iyi. O yüzden plase vurmayı denedim Foden'la ama iyi iş yapmadı. 60 olsun, bir dakika biraz daha geçsin. Evet. Start'a basacağım. Bakalım ne kadarcık staminası kaldı. O da çok önemli. Aldım. Çok güzelsin. Harika. Bernardo Silva gidiyor. Bernardo Silva köşeyi çok iyi gördü. Dakika 63. Foden'ın paslar falan çok iyi. Hemen şöyle üçgen yaptım. Foden yoruldu gördüğünüz gibi. Devam edeceğim Foden'la. Sakatlansın, bir sakatlanmasını da görelim. Yani 60 dakika kontrol hedef vermediğimi düşünün. Vermedim çünkü bu maç. Attım ortaya. Kevin De Bruyne. Bir tane deneyelim dedik. Süper. Bakın Rodri gerçekten hem çok sağlam hem de ayaklarına hakim olduğu için. Walker. Şöyle bir tane denesem mi? Foden yani. Çok böyle ceza sahası dışarısından sizi tatmin edebilecek bir oyuncu değil. Ama pas oyununda her zaman söz sahibi olacaktır. Köşede boşluk. Birazcık acele etti ama biz de acele ettik. Son 20 dakika 4-0 üstünlüğümüze giriyoruz. Zaten bu maçtan önce bayağı bir 14 maçlık bir serimiz vardı. Biraz da formdayız. O yüzden rakip de kötü bir zamanda denk geldi onun için. Aldık. Şöyle pasımı verdim Foden. Araya verdi. Haaland alamadı. Son 15 dakikaya küçük bir analizle girelim bence. Foden kesinlikle 90 dakikayı eğer kontrol hedef vermezseniz tamamlayamayacak bir oyuncu. Onun dışında baktığımızda şöyle hemen bir tane daha çok kötü bir şut. Rodri çok kalıplı, sağlam. Bence ağır ama Sergio Busquets de ağır mesela. Sergio Busquets'ten iyi bir oyuncu. Çok daha teknik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama orada top kesici olarak asla Fabinho'dan kötü değil. Ama sanki böyle Fabinho'da bir bug var gibi oyunda. Güzel bir hamleydi bu arada kaleciden. Şöyle veriyorum. Geçmeden bu top yine bizde mi aldık? Şu dakikalarda takım biraz yoruldu. Oyun planı da yapmadık. Bakalım ne olacak. Ederson içinde Ederson tarzı kaleciler, teknik kaleciler. Yani nasıl teknik? Böyle pas kanalını falan çok iyi bulabilecek, uzun toplarda size fayda sağlayacak kaleciler. Ne işe yarar? Açık söyleyeyim, çok böyle kurtarışta bir kurtuğa etkisi yaratmaz size. Ama yine de fena değildir. Yani akmasa da damlar diye düşünüyorum. Çok adamla geldiler. Evet, güzel.
Belki de sanıyorum Rodri'ydi o. Belki ilk hatası diyebilirim. O da Dudu Kucuk'tan pas verildiği için. Şöyle verdim. Ederson'u bu şekilde pasta oynayacaksanız şu kanatlara paslarda falan direkt adrese teslim atacaktır. Ortaya dönecek. Aldım. Verdim. Offside yok sanki. Grealish girdi. Hakikaten Grealish. Yani çok çok iyi bir performans sergiledi diyebilirim. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Sanki chatten tanıdım ismini ama güzel ortada bir maç diyemeyeceğiz. Biraz daha üstüne oynadık diyebiliriz. Foden dediğim gibi ilk 11'de oynatırsanız çok fazla sizi 90 dakika tatmin edemeyecek bir oyuncu. Belki kontrol hedef alırsanız iş görecektir. Onun dışında Rodri çok kalıplı, sağlam. Yani bakın top sürmesi, sıkı top tutma 90 olan bir dosttan bahsediyoruz. Kesinlikle silmeyi kullanın. Son olarak da yani kaleci Ederson ayaklarına hakim. Alçaktan pası 73, yüksekten pası 74 olan başka bir kaleci bulamazsınız diye düşünüyorum. O yüzden kesinlikle bu şahsına münhasır farklı bir kaleci. Özellikle de ben böyle geriden topu iyi kurarım falan diye düşünüyorsanız ve arada kaleciye de pas atarım diye düşünüyorsanız biçilmiş kaftan. İzlediğiniz için çok sağ olun. Hoşçakalın. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing clout, it be raining out.